Yaz tatili bitmek üzere ve herkes girdiği denizin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Peki, hiç düşündünüz mü? Bazı sahiller neden diğerlerine kıyasla çok daha berrak sulara sahip? Türkiye'nin, hatta belki de dünyanın en güzel sahillerine, ev sahipliği yapan Ege Denizi'nin sırrı ne? Marmara Denizi'nde neden aynı berraklığı göremiyoruz? Bunun birden fazla sebebi var ve maalesef bazıları için biz sorumluyuz. Bir sahilin berraklığını belirleyen en önemli faktörlerden biri deniz tabanı. Kaş ve Fethiye gibi deniz tabanı taşlık ve kayalık olan yerler, kumlu tabana sahip Marmara ve Karadeniz'e göre daha berrak görünür. Bunun sebebi en ufak bir dalganın bile ince kumu havalandırarak suyu bulandırmasıdır. Ancak Erikli veya Sarımsaklı gibi yerler aklınıza bir soru işareti getirmiş olabilir. Bu sahillerin kumu daha kalın olduğu için dalgalar suyu kolay kolay bulandıramaz. Ayrıca Ege daha az rüzgar aldığı için suyun dibinin bulanması da engellenmiş olur. Diğer bir önemli etken de denize dökülen nehir sayısıdır. Nehirler beraberinde her türlü tortuyu ve tatlı su organizmalarını getirir. Bu da suyun bulanmasına yol açar. Karadeniz Türkiye'de nehirlerin en çok beslediği denizdir. Marmara ise yüz ölçümüne oranla en çok nehrin döküldüğü deniz konumundadır. Bu da bizi bir sonraki sebebimize getiriyor. İnsan faktörü Maalesef Marmara Denizi ve İzmir Körfezi gibi bölgeler sanayi atıklarıyla yoğun bir şekilde kirleniyor. Bu atıklar sadece tortu getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda denizdeki organik yaşamı da olumsuz etkiliyor. Denizdeki organik yaşam da suyun görüntüsünü etkiler. Ağlar ve planktonlar suyun daha bulanık görünmesine neden olabilir. Suyun daha sıcak olması ve kirliliğin artması gibi faktörler Marmara Denizi'nde bu organik yaşamın hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Peki Ege'de bunun önüne geçen ne? Sarımsaklı, erikli, sığacık gibi Ege sahillerinde denize girdiyseniz suyun ne kadar soğuk olduğunu fark etmişsinizdir. İşte bu soğuk su organizmaların hızlı çoğalmasını engeller ve suyun daha berrak kalmasını sağlar. Peki bu sahillerin suyu neden bu kadar soğuk? Sanılanın aksine bunun sebebi bir kaynak suyu değil. Ege denizi tabanındaki güçlü akıntılar, Kıyılardaki suyun hızlı bir şekilde derinlerdeki suyla yer değiştirmesini sağlar ve bu da suyun soğuk kalmasına yardımcı olur. Peki sabahları deniz gerçekten çarşaf gibi olur mu? Evet, sabahları denizler daha berrak ve dalgasız olur. Çünkü denizin soğuk olması rüzgarların etkisini azaltır ve bu da suyun dalgalanmasını engeller. Bu ve benzeri içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.